Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Fatır Suresi 36-40. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا inkar edenlere gelince لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ onlar için cehennem ateşi var. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ onlar orada öldürülmez ki ölsünler, kurtulsunlar. وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا o cehennem ateşinin azabı kendilerine hafifletilmez. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور her aşırı nankörlük yapanı işte biz böyle cezalandırırız. Değerli izleyenlerim, burada ehli iman daha evvelinde nazara verilmişti. Bu kısımda ise kafir olanların durumu nazara veriliyor. Yani ilahi ayetleri inkar eden, Allah'ın vahdaniyet şahitlerini kabul etmeyen kimseler, bunlara kafir deniliyor. Bunlar için cehennem ateşi var. Ve bunlar diğer alemde o cehennem ateşinde ölmeyecekler. Ölseler bir nevi kurtulurlar. Ama ebedi bir azap bunları bekliyor. Ve azap kendilerinden hafifletilmeyecek. Yani daimi o azap içinde kalacaklar ve hafifletilmeyen bir azap içerisinde hayatları devam edecek. Ve bunların çok nankör kimseler olduğuna dikkat çekiliyor ayet-i kerimede. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ her aşırı nankörlük yapanı, çok çok nankörlük yapanı işte biz böyle cezalandırırız. Yani sadece kafir demedi ayet-i kerimede, kefur bu ehline malum olduğu üzere mübalağalı bir durumu anlatıyor. Yani çokça nankörlük yapan, çokça inkarda bulunan anlamında. Demek ki bir kimse küfrü dava haline getirmişse, nankörlüğü hayatının bir parçası yapmışsa, bu durumda olan kimseler cehennemde en ileri derecede bir azaba maruz kalacaklar ve orada ölüm yok. Cennet ehli için ölüm olmadığı gibi cehennem ehli için de ölüm yok ve orada hafifletilmeyen bir azap içerisinde hayatları devam edip gidecek. Ve hum yastarihuna fiha onlar orada o cehennem ateşinde feryat ederler. Rabbena ahricna derler ki ey Rabbimiz bizi çıkar. Ne'mel salihan gayrellezî künnâ ne'mel yapmış olduğumuzdan farklı bir şekilde artık bu defa salih amel işleyelim. Yani burada aslında bir itiraf da var. Dünyada salih amel işlemediklerini, iyi olmayan zararlı işler yaptıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Dünyadayken bunu itiraf etseler bu bir tevbedir. Günaha karşı pişman olmak bir tevbedir. Estağfurullah demek, Allah'ın mağfiretini talep etmek, bunlar güzel şeylerdir. Dünyada bunu yapabilselerdi, Allah onları affederdi. Ama iş işten geçtikten sonra, ey Rabbimiz aklımız başımıza geldi, bizi buradan çıkar, artık bundan sonra faydalı şeyler yapalım, razı olacağın şeyler yapalım demeleri onları kurtarmayacak. Evelem nuammirküm Cenab-ı Hak onlara şunu bildirecek ki biz size ömür vermedik mi? Mâ yetezekkeru fîhî men tezekker öğüt almak isteyen bir kimsenin öğüt alacağı kadar tezekkür eden, düşünen bir kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Acaba bu ömürden murat nedir? Acaba ne kadar bir süre için bu geçerlidir? Genelde 60 yıl nazara veriliyor. Yani bir kimse Allah ona 60 yıl bir ömür nasip etmişse bu kimsenin artık mazereti kalmamıştır. Ya Rabbi ömrüm kısaydı bir şey yapamadım deme durumunda değildir. 60 yıl az bir zaman dilimi değil. Bununla beraber malum insanın mükellef olması için buluğa ermesi gerekiyor. Ve buluğa erdikten sonra artık ömrün uzunluğuna kısalığına da o kadar bakılmaz. Hani adam olacak çocuk
daha küçükten bellidir adeta. Onun gibi bir kimse velev ömrü kısa da olsa o kısa ömür içerisinde çok büyük işleri yapabilir veya yapabilecek bir istidadı, bir kabiliyeti ortaya koyabilir. Eğer gelen rivayetler sahih bir şekilde gelmişse Hazreti İsa ile alakalı, Hazreti İsa'nın 33 yaşında semaya yükseltildiği kitaplarda geçiyor. Yani bir peygamber, hem de ulul azm tabir edilen en büyük peygamberlerden birisi, 5 büyük peygamberden birisi 30 yaşında peygamber, 33 yaşında semaya yükseltiliyor. Dünyadaki vazifesi sona eriyor. Bu şekilde baktığımızda bir nevi kısa bir ömürdür. Ama bir peygamber ömrü, dopdolu geçmiş olan bir ömür ve bunun neticesinde ulul azm olan büyük peygamberlerden birisi. Artık onun nübüvvet süresinin 3 yıl gibi bir zaman olması önemli değil. Çünkü o 3 yılda yapacağını yapmıştır ve hizmetini ifa etmiş, dinini epey kitlelere ulaştırmıştır. Yakın çevresinde 12 havari ama muhatap olduğu belki de yüz binlerce insan. Neticede onun dini putperestliğe, müşrikliğe galip gelmiştir. İşte ömrün bu noktada uzunluğu, kısalığı illa 60 gibi bir sınırla bağlı olmaksızın normalde insanın değerlendirebileceği bir ömür şeklinde söylemek herhalde daha makul bir ölçü olsa gerek. Bir kısım insanlar vardır ki mesela 15 yaşında genelde bülüğ öyle kabul edilir. Kızlarda biraz daha birkaç yaş geride olabilir bu. 12-15 yaşlar arasına kadar o zamana kadarki dönem hayata hazırlıktır. Ama o dönemden itibaren artık insan tümüyle mükelleftir. Ve bülüğe ermiş olan bir kimse günde 5 vakit namazını kılmaya başlamışsa, kılıyorsa, evvelinde alışıp o dönemde de bunu devam ettiriyorsa, öte yandan dinini öğreniyor, yaşamaya gayret sarf ediyorsa, genç yaşta da gitmiş olsa o ebedi cenneti kazanmış olur ve kendine verilen ömür sermayesini gayet güzel bir şekilde değerlendirmiş olur. Ama bir başkası ömrü çok uzun da olsa aklı başına gelmemiş olabilir. 100 yıl, 120 yıl yaşar ama bakarsınız ki şu dünya hayatını değerlendirememiştir. Ömrü gafletle geçmiştir. Yani muazzam bir nehir gibi cuş etmiş, akmış ama heyhat boşa akmış. Çorak araziye akmış ve ömrünü değerlendirememiştir. İşte Allah-u Teala insanlara şu dünya hayatında fırsatlar veriyor. Bize verilen her gün 24 saatlik zaman dilimi bizim için en büyük bir sermayedir. Bu 24 saatin diyelim 6-7 saati uykuyla geçiyor olsa geriye 17 saat, 18 saat gibi epey uzunca bir zaman dilimi kalıyor. Bu uzunca zaman diliminde insanlar çok şey yapabilir. Özellikle sabahın bereketinden istifade etmek, sabah uyanık olmak ve gün doğmadan hayata, güne başlamak ve gün doğduğunda da tekrar yatağa girmemek, bu şekilde güne erken başlamak, sabahın bereketinden istifade etmek, ömrü bereketlendiren, günü bereketlendiren bir durumdur. Ve çoğu insanın ölü vakit gibi görmüş olduğu, diyelim okula giderken, işe giderken, arabada geçirmiş olduğu vakitler, insan bunu ilme vesile yapabilir. Diyelim otobüste gidiyor, kitap okuyabilir. Öte yandan kendi arabasıyla gidiyorsa güzel sohbetleri dinleyebilir. Kasetle, CD ile, bunlar artık günümüzde hemen herkesin yapabileceği şeyler halinde. Bu şekilde başkalarının, pek çok kimsenin ölü vakit gibi gördüğü vakit aralıklarını bir insan çok verimli olarak da değerlendirebilir. Böyle olunca velev o az bir ömür de yaşasa, o az ömürde çok büyük işler başarır. Şu kısa dünya hayatını ebedi saadeti elde edecek bir şekle getirebilir. Bu noktada herkes şöyle kendini bir sorgulamalı. Acaba ben bana verilen fırsatları, imkanları değerlendirebiliyor muyum? Buna bakmalı ve gerçekten
saniye saniye, an be an ömrünü değerlendirmeli. Ve ca'akum en-nezir. Cenab-ı Hak cehennemdekilere diyor, ben size öğüt almak isteyen bir kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür vermedim mi? Ve size uyarıcı da geldi diyor. Uyarıcılar da geldi ama siz onları dinlemediniz, kabul etmediniz. Fezugu, öyleyse tadın azabı. Femaliz zalimine min nasir, zalimler için asla bir yardımcı yoktur. İnnallâhe âlimu gaybis semâvâti vel ard. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Yani göklerin ve yerin gaybı var. Göze görülmeyen durumlar var. Allah onları da bilir. Mesela insan, insana baktığımızda etten kemikten maddi bir varlık. Ama bu insanda korku var, merak var, endişe var, ilim var, bir takım hisler var, neler neler var, latifeler var. Bunlar görülmüyor. Bu görülmeyenler Allah'a gizli değildir. Allah normalde görülmeyenleri de görür. Öte yandan şu alemde melekler var, ruhaniler var. Biz onları göremiyoruz. Allah onları görür. Bu manada alemin ne gibi gayb yönleri varsa, gerek dünyanın gerek ahiretin, bütün bunları Allah görür ve bilir. İnnehu alimun bi zati's sudur ve şüphesiz o Allah sadırlarda olan, kalplerde olanı da bilendir. Yani gökler ve yer Allah'a gizli olmadığı gibi insanların kalpleri de Allah'a gizli değildir. Ve o kalplerdeki beklentiler, o kalplerdeki heyecanlar, o kalplerdeki meydana gelen hisler, müsbet veya menfi, neler varsa bunların hepsi Allah'a gizli değildir. Bir takım müesseselerde her tarafa kameralar konuluyor ve bunun ilgili merkezinde, bilgisayar ekranında veya daha büyük ekranlarda bölüm bölüm bunları görebiliyorsunuz. 10 tane kamera konulmuşsa 10 ayrı bölme halinde toplu halde görüyorsunuz ve istediğiniz yeri yaklaştırabiliyorsunuz. Daha ayrıntılarıyla görebiliyorsunuz. Allah-u Teala insana verdiği ilimle insana böyle bir imkanı sunmuşsa, insanı yaratan Allah elbette meleklere nice kuvvetler vermiştir. Onlara nice kaydedici imkanlar bahşetmiştir. Ve böylece onlar insanların bütün yaptıklarını kaydetmektedir. Allah zaten ne yaptığımızı görmekte, bilmekte, ama aynı zamanda melekleri tarafından da bu kaydedilmektedir. Huvellezî câlekum halâife fil ard. O Allah ki yeryüzünde sizi halifeler kıldı. İnsanın yeryüzünde halife kılınması, bizden önceki ümmetlerin yerinde şu anda bizim olmamız, yani nesil be nesil, asır be asır dünya tazeleniyor, yenileniyor. Bizden öncekilerin yerine bu, şu anda biz varız ve zaman gelecek, bizim nesil de silinecek, yerine yenileri gelecek. Bu defa yeni gelenler bize halef olacaklar, yeryüzünün halifeleri olacaklar. Bir bu mana var. Bir de yeryüzünün en seçkin varlığı, yani nasıl ki halife dediğimizde, sultan dediğimizde bunlar hükmediyorlar. Onun gibi Allah-u Teala insanı yeryüzüne hükümran kılmış. Adeta yeryüzüne insan hükmediyor. Karada, denizde, havada her şey insana musahhar kılınmış ve insan muhteşem bir saltanatın sahibi. Aciz, zayıf bir varlık ama aczi zaafı ile beraber, diyelim elsiz bir böceğin eliyle ona ipek gibi bir elbise üretiliyor. Zehirli bir böceğin eliyle, arının eliyle bal gibi çok güzel bir nimet insanlara yediriliyor. Ve karada, denizde, havada neler var? Bunlar ilim noktasında insan bunların ilmini öğrenebiliyor ve bunlardan istifade edebiliyor. İnsanın yeryüzünde halife olması böyle bir manayı da ifade etmekte. Bir de toplu halde düşündüğümüzde insan nevi daha önce yeryüzünde imtihan edilen başka bir nev'e halife olmuştur. Yani
Yeryüzü bir zamanlar ateş küreydi. O ateş küre halinde insan yaşayamazdı. Ama ateşten yaratılan cinler o zaman yaratıldılar ve yaşadılar. Şu anda da yine yeryüzünde yaşamaları devam ediyor. Daha sonra yeryüzü insanın yaşayabileceği bir hale getirildiğinde taraf ilahiden Hazreti Adem, Hazreti Havva da yaratıldı. Dünyaya gönderildi. Böylece insan nevi cinler nevine halife oldu. Onlardan sonra yeryüzünde doğrudan Allah'a muhatap, imtihan edilen varlıklar şeklinde yaratıldılar ve bu şu anda da devam ediyor. İnsanlar yeryüzünün halifesi olarak hayatını devam ettirmekte. Femen kefara, artık kim nankörlük yapacak olursa, küfre küfrana girecek olursa, fe aleyhi küfruhu, küfrü kendi aleyhinedir. Yani Allah'ı tanımamakla veya Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmakla Allah'a bir zarar vermiş olamaz. Zararı kendinedir. Ve la yezidul kafirine küfruhum inde rabbihim illa makta. Kafirlerin küfrü Rablerinin nezdinde ancak Allah'ın kendilerine olan gadabını artırır. Ve la yezidul kafirine küfruhum illa hasara. Kafirlerin küfrü ancak onların hüsranını artırır. Yani bir insan kafir olmakla Allah'a zarar veremez. Ama kendine zarar verir. Ve insan kafir olmakla Allah'ın gadabını celbeder. Ve bunun neticesinde cehennem gibi bir azaba ehil olur. Öte yandan bu insan küfrü tercih etmekle dünyada da ahirette de zarar eder. Hasira dünya vel ahira. Dünyada da zararda, ahirette de zararda olur. Dünyada Allah'ı tanımadığından dolayı şu yeryüzünde, şu alemde kendini sahipsiz, başıboş zanneder. Bundan dolayı zarardadır. Öte yandan ibadetten gelen lezzet gibi hallerden mahrumdur. Ve kainatın sırrını çözememekten dolayı buhranlar içerisinde bulunur. Bundan dolayı yine zarar eder. Diğer alemde ise cenneti kaybetmek ve cehennemde yanmak gibi öyle bir neticeye kendini düçar eder, maruz bırakır. Bundan dolayı ahirette de o kimse zarardadır. Gul eraeytukum, ey peygamber de ki, haber verin bakalım. Şurekâekum ellezîne ted'ûne min dûnillâh. Yani Allah'ın dışında çağırmış olduğunuz o şerikler var ya, onların durumunu haber verin bakayım. Eruni mâzâ halagû minel ard. Bana gösterin, onlar yeryüzünden neyi yarattılar? Em lehum şirkün fissemâvât, veya semavattan onların ne gibi şirki var? Semavatta onların ne gibi bir ortaklığı var? Em âteynâhum kitâben fehum alâ beyyinetin minhu. Veya biz onlara bir kitap verdik de ondan bir beyine üzereler mi? Yani kitapta onların Allah'a şerik olduğu mu yazılıyor? Bel doğrusu in yaiduz zalimune ba'duhum ba'da illa gurura. Doğrusu zalimlerin bir kısmı bir kısmına gururdan başka bir şey vaat etmez. Yani onlar birbirlerine aldanış vaat ederler ve birbirlerini yoldan saptırırlar. Ve bu şekilde Allah-u Teala bu gibi hatırlatmaları bize yapıyor ve bunlarla bizim ufkumuzu açıyor ve bize çok önemli dersleri veriyor. Cenab-ı Hak şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.